Babu tıfl yemut. E yusalla aleyhi emla. Şimdi bu bab, bir çocuk ölürse onun üzerine namaz kılınacak mı, kılınmayacak mı? Dördüncü rakam bir. Hangi dördüncü? Beş yüz dört. İyi. Bu cerh-ü tadile taalluk ediyor. O cerh-ü tadil meselesinde hadislerde bazı rical var, ricale geliyor. Birisi tazif ediyor, birisi tadil ediyor. Onun şimdi bu hükmüyle pek alakası yok. O usulü hadise cerh-ü tadile tabi. Şimdi bizim burada öğrendiğimiz şu ki, ulema ihtilaf etmişler şehit üzerine namaz kılınır kılınmaz. Her iki tarafın delilleri var. Onlar bizim delile itiraz etmişler. Biz de onların delillerine itiraz etmişiz. Orada bizim elimizdeki hadislerin ravilerine onlar tayin etmişler. Bu da onlara cevap veriyor ki bu tayin yerinde değildir. Yani onun hulasesi o. Fakat hüküm bizde sabit olan şehit ye yıkanmaz fakat namazı kılınır. O cerh-ü tadil kitapları şimdi ona hiç zihnimizi yormayalım. O ayrı bir bahis. O öyle bir bahis ki o şimdi bak biz burada ravileri okuyoruz. Ravilerin halından bahsetmiyoruz. Bir de onların haline girecek olursan hükmü bilemeyiz, hüküm gider. Mesela ravilerden birisi, bu adam adil miydi, değil miydi? Bu cerh-ü tadil ashabı, bazıları diyor ki bunun sözü dinlenmez, bunu rivayet etmiş olduğu hadis mekbul değildir. Diğer bir alim de diyor ki hayır, ne münasebet, bu adam en güzel, sağlam bir adamdır. O da ayrı bir alim, cerh-ü tadil kitapları var, İmam-ı Zehebi'nin Mizan-ül İtidali var, daha başkaları var. O oradan bahsetmiş o. Şimdi bu okuduğumuz bab da bir tıfıl ölürse, yani büluğa ermemiş çocuk, bir günlük, iki günlük, beş günlük neyse, bunun üzerine namaz kılınacak mı, kılınmayacak mı? Bunda da ihtilaf var. Bazıları diyor ki kılınmayacak, bazıları diyor ki kılınacak. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mahdum mükerremleri Hazreti İbrahim 16 yahut da 18 aylık öldü. Peygamber Efendimiz bunun üzerine namaz kıldı mı, kılmadı mı? Bazıları diyor ki namaz kılmadı, namaz kılmadan defnetti. Bazıları da diyor ki namaz kıldı, sonra defnetti. Bu ihtilafı beyan edecek. Haddesene ibn-i Ebi İmran, kâle haddesene Ebu Khayfime, kâle haddesene Yakub ibn-i İbrahim ibn-i Sa'd, kâle haddesene Ebi, an ibn-i İshak, an Abdillah ibn-i Ebi Bekir, an Umre, an Aişete radıyallahu anha, anna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Aişe'den rivayet ediyor ki, defene benehu, Peygamber Efendimiz oğlunu defnetti. Oğlu kim? İbrahim. Radıyallahu anh. Ve lem yusalli aleyh. Üzerine cenaze namazı da kılmadı. Bunu kim rivayet ediyor? Hazreti Aişe. Hazreti Aişe diyor ki, mehtum mükerremleri İbrahim öldü, Peygamber Efendimiz namaz kılmadan defnetti. Haddesene ibn Ebi Davud, kâle haddesene Muhammed ibn Yahya Nisaburiyyü. قال حدثنا يعقوب فذكر مثله ين حضرت عائشة من بو حديثني ابن ابو داود روايته لدي قال ابو جعفر امام الطحاوي buyurdular ki فذهب قوم bir kavim zahib oldular ki ila ennehu şuna ki la yusalli ala tıfıl tıfıl üzerine namaz kılınmaz büluğa ermemiş bir adam ölürse o namaz kıl onun üzerine cenaze namazı kılınmaz vehteccu fi zalike bu mesele hakkında da ihticac ettiler hüccet getirdiler. Bihâzel hadis Hazreti Âişe radıyallahu anhâ'dan rivayet edilen bu hadisi delil getirdiler. وَرَوَا فِي ذَٰلِكَ yine bu mesele hakkında rivayet eylediler. اَيْضَا Hazreti Âişe'den rivayet ettikleri gibi اَنْ سَمُرَةَ بِنَ جُنْدُ اَنْ سَمُرَةَ بِنِ جُنْدُ Hazreti Semura'dan rivayet eylediler. حَدَّسَنَا اَحْمَدُ بِنِ دَاوُدُ قَالَ حَدَّسَنَا اَبُوْ مَعْمَرْ قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّسَنَا عُقْبَةُ بْنِ يَسَارِ قال حدثني عثمان بن الجحاش وكان ابن اخي سمره بن جندب عثمان بن الجحاش diyor ki bize rivayet eyledi o da Hazreti Semura'nın kardeşinin oğluydu diyor. قال Osman dedi ki ma tebnun li Semura Semura'nın bir oğlu öldü. قد كان سقيا سق yolunurdu yani süt emerdi. فسمع بكان Hazreti Semura bir ağlamak eşitti. Fekale ma haza bu nedir?
Fekalu dediler ki ala filanın mate. Filan öldü de onun üzerine alıyorlar. Kendi oğlu ölmüş de. Çocuk bir oğlu ağlıyorlar. Fenaha enzalik. Nehyetti. Ağlamadan nehyetti. Ağlamayın dedi. Sümme daa bir teslim. Bir teşhis dedi. Ve nekirin bir de nekir. Yani odundan yapılmış kepçe. Fegus ile beyne yediği önünde yıkandı. Getirdiler. Yıkadılar çocuğu. Ve küffine beyne yediği kendi önünde kefenlediler. Sümme kâle li mevlahu filan kölelerinden birisini çağırdı. Ya filan dedi. Gel bunu al. İndalik bihi bunu götür. İlâ hufretihi götür bunu kabrine koy. فَيْزَا وَدَعْتَهُ ف۪ي لَحْتِهِ Onu kabrine koydun mu, lahtına koydun mu? فَقُلْ de. بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللّٰهِ Bunu de. Allah'ın ismiyle ve Resulullah'ın sünneti üzerine ben bunu buraya koyuyorum. Bunu oku. ثُمَّ اَطْلِكْ Sonra çöz. اَقْدَ رَاسِهِ وَاَقْدَ رِجْلِهِ Baş tarafını kefenin bağlarlar ya götürürken baş ve ayak tarafını. O bağı çöz. Bağları çöz. Hem baş tarafından hem ayak tarafından. Ve kul de Allahümme la tahrimna ecre ve la teftinna ba'de. Bu duayı da oku. Allahümme ya Rabbi la tahrimna bizi mahrum etme ecrehu bunun sevabından. Ve la teftinna bizi fitneye bırakma ba'de bundan sonra. Kale Ravi dedi ki Osman ibn-i Cihaş ve lem yusalli aleyh. Hazreti Semra onun üzerine namaz kılmadı. Şimdi Hazreti Ayşe'den gelen rivayeti de bu rivayet teyit ediyor ki Semra ibn-i Cündüf radıyallahu anh kendi oğluna namaz kılmamış. Haddesena İbrahim ibn-i Merzuk kal haddesena Vehbun kal haddesena Şöbetü yani en hallas Şöbeden yani hallas'tan rivayet eyledi. An ibn-i Cihaş en Semra ibn-i Cündüf enne sabiyyen lehu mat. Hazreti Semra'nın bir çocuğu öldü. Fekale dedi ki itfenuhu siz onu itfenuhu defnedin ve la tusallu aleyhi onun üzerine namaz kılmayın. Fe innehu leysa aleyhi ismin. Namazı ne için kılarlar? Allah'a dua ederler ki affın mağfiret etsin. Bunun günahı yok ki. Namaz kılınmadığının sebebi günahı yok. Masum. Sümmed'u sure dua edin. Allah'a Cenab-ı Hak'tan isteyin. Li ebeveyhi anası babası için dua edin. Ki en yece'alehu o çocuğu kılar. Lehuma anası babası için farata şefaatçi kılsın. Ve selefa önde gider. Önde gider. Bu ona şefaatçi olur. Bunlar bu hadisi şerifle istidlal eylediler ki büluğa ermemiş çocuğun üzerine namaz kılınmaz. Yani yıkanılır da yıkarlar. Kefenlerler fakat namaz kılmadan defnederler. Ve halefehum fakat bu cemaate muhalefet etti. Fî zâlike bu mesele hakkında âherûn diğer alimler. Fekâlu dediler ki bel yusallâ ale tıfli. Tıfl üzerine de namaz kılınır. Büyükler üzerine nasıl namaz kılınırsa küçükler üzerine de cenaze namazı kılınır. Ve ihteccû fî zâlike bu mesele hakkında ihticac ettiler. Bima bir rivayette ki haddesena İmam-ı Tehavi diyor ki bize rivayet eyledi. Kim? Yunus. Yunus İmam-ı Tehavi'ye rivayet eylemiş. Kale ehberena Süfyanu en Talhata bin Yahya bin Talha en ammeti Aişe binti Talha en Aişe de radıyallahu anha zevcin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Aişe'den rivayet eylediler ki kalet. Hazreti Aişe dedi caetil ensaru bisebiyyin. Ensari kiramdan bir sabi öldü, bunu getirdiler. İlen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'e getirdiler. Li yusalli aleyhi anın üzerine namaz kılsın. Fekultu. Ben dedim ki, bir rivayette fekalet. Hazreti Ayşe dedi. Ve kîle lehu heni'en lehu ya Resulallah. Ona denildi ki, heni'en lehu ya Resulallah. Buna müjde olsun. Yani, bunun günahı yok. Bu öldüğü gibi düz cennete gidecek. Lem ya'mel su'en kattu. Hiç günah işlemedi çocuk. Ve lem yudrikü. İdrak de etmedi. Yani buluğa erip de idrak sahibi olmadı. Usfurun min asafiril cennet. Cennet serçelerinden bir serçedir. Cennet kuşlarından bir kuştur. Dedim diyor Hazreti Ayşe. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki eve gayri zalik zaten bundan başka mıdır ki bu? Yani bu çocukların günahı yoktur. Cennet kuşlarının bir kuştur. İnne Allah azze ve celle Cenab-ı Hak Teala Hazretleri
لَمَّا خَلَقَ الْجَنَّةِ وَقْتَكِ cenneti halketti, خَلَقَ لَهَا اَهْلًا O cennete layık ehli de halketti. Onun ehlini de o vakit halketti. وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ Onlar daha babaların sülbündeyken onları cennetlik halketti ve cennete gireceklerini takdir etti. وَخَلَقَ النَّارِ Cehennemi de halketti. وَخَلَقَ لَهَا اَهْلًا Cehenneme gidecek adamlar da halketti ve hum fi aslâbi âbâihim. Onlar daha analarının, babalarının sulbünde. Takdir ilahi. Cenab-ı Hak elmi ezelisiyle bildi ki şunlar cüz-i iradelerin eye sarf edecekleri onları ehli cennet takdir etti. Şunlar da cüz-i iradelerini kötülüke sarf edecekler onları da cehennem halkı olarak takdir eyledi. Bu kader meselesi o ayrıca ilmi kelamda bahsedilmiş uzun uzadıya bir mesele. Evet. Şimdi bu hadis-i şeriften ne anlaşıldı? Resulullah Efendimiz Ensar'dan gelen bir çocuğun üzerine namaz kıldı mı kılmadı mı? Kıldı. Bir, haddesena Ahmed ibn-i Davud, kal haddesena Harmelet ibn-i Yahya, kal haddesena ibn-i Vehbin, kal ahbereni Amr ibn-i Haris, en Umaret ibn-i Uzeyye, en İshak ibn-i Abdillah ibn-i Ebi Talha, en Ebihi, en Eba Talha, da'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Talha Hazreti Peygamber Efendimiz'i çağırdı ila Umeyr ibn-i Ebi Talha. Kendi oğlu Umeyr için yine tufiye. Oğlu Umeyr vefat etti de Hazreti Ebu Talha Peygamber Efendimiz'i çağırdı ki evet ona namaz kıldıra. Fe'etâhum Peygamber Efendimiz onlara geldi. Fesallâ aleyhi. O çocuğun üzerine namaz kıldı. Fetekaddeme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Namazı da ne şekilde kıldı diyor. Fetekaddeme öne geçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fekâne Ebu Talha'da verâhu. Ebu Talha ki çocuğun babası Peygamber Efendimiz'in arkasında durdu. Ve Ümmü Süleym verâ Ebi Talha. Ümmü Süleym de çocuğun anası. O da kocası Ebu Talha'nın arkasında durdu. Lem yekun ma'hum gayruhum. Onlardan başka da kimse yoktu o cenazeyi kılan. İmam ileride durdu. Ebu Talha saf teşkil etti tek başına. Ailesi de daha geride durdu. Ve innemâ kâne tezevvucu Ebi Talha ve Ümmü Süleym Ebu Talha ile Ümmü Süleym'in evlenmeleri olduydı. Ba'de kudûmin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem el-Medine. Peygamber Efendimiz Medine-i Münevvere'ye kudûm ettikten, teşrif ettikten sonra olduydı. Bir müddet sonra olduydı. Evlenmiştiler. Ve Umeyr de veleduhu Ebu Talha'nın oğludur. Minha Ümmü Süleym'den. Fizalike nikah işte o nikahta. Tuvfiye Umeyr vefat etti ve hava tıflın çocuktu. Şimdi burada da Peygamber Efendimiz bak çocuk üzerine namaz kıldığı sabit oldu. Fahada huve Abdullah ibn Ebi Talha. İşte Ebi Talha'nın oğlu Abdullah kendi kardeşi Umeyr'in meselesini hikaye ediyor ki yeskür enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zikrediyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve kardeşi Umeyr üzerine namaz kılmış. Haddesena Abdülaziz ibn Muaviye. Kale haddesena İsmail ibn Sa'id el-Cübeyri. Kale haddesena Ebi. An Ziyad ibn Cübeyri ibn Hayye. An Ebihi. Fîmâ yahsibu Abdülaziz. Abdülaziz'in yani zannettiğine göre babasından. Yeşüklü fî Ebihi khâsır. Yalnız babasında diyor ki galiba bu hadisi babam bana söyledi diyor. Kimden? Enil Mughiret ibn Şâbe. قال Hazreti Mughire dediler ki قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdular ki اَتْتِفْلُ يُسَلَّى عَلَيْهِ Çocuğun üzerine namaz kırınır. Evet. اَتْتِفْلُ rekem 3 رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ عَلْهِ Ashab-ı Sünnet bir 4 2 sünnet kitabı var ya Sünen Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace, Nesey'i bunlar bunu rivayet eylediler Hazreti Muğire'den. Refa'hu bilefsiz sıkti. Tıfıl demedi de sıkıt dedi yalnız. Yusalli aleyhi ve yudâ li validehi bil mağfireti ve rahme. Anasıyla babasına da rahmet ve mağfiretle dua edilir. Ve sahahu Tirmizi vel hakim. Tirmizi ve hakim bu hadise sahih dediler. Ve Rebbe ibn-i Mace bi senedin daifin an Ebi Hureyre radıyallahu anh refa'hu. İbn-i Mace bunu rivayet etti ama senedi zayıf ile, senedi zayıf. Refa'hu refet yani Resulullah Efendimiz'den rivayet eyledi. Sallu ala etfalikum fe innehum min efratikum. Böyle rivayet eyledi. Evet.
Mana itibariyle sahih de lefz itibariyle zayıf oluyor. Ve ahrece Tirmizi ve Nesai ve İbn Mace an Cabir'in rafa'hu. Bir de bu üç kitap Tirmizi, Nesai, İbn Mace Hazreti Cabir'den rivayet ediler. At-tıflu la yusalla aleyh ve la yerisu ve la yuresu hatta yestehille. Bir çocuk doğdu değil mi? İstihlal etmedikçe onun üzerine namaz kılınmaz. Miras alınmaz, ondan da miras alınmaz. İstihlal ne demek? Yani anasından doğduğu vakitte hayatının var olduğuna dair bir alamet olacak. Ya ağlayacak, ya teprenecek, ya ses çıkacak istihlal. Yani ölü doğarsa, meydana gelirse onun üzerine namaz kılınmaz, miras alamaz, ondan da kimse miras alamaz. Fîzestehelle istihlal ederse, hayat alameti ondan görünürse, sülliye aleyhi an üzerine namaz kılınır ve verise varis olur. El hadis ve fi Amr ibn Halid daif. Bu rivayette diyor, bu senette Amr ibn Halid vardır, daiftir. Kezzebehu ibn Ma'in ve gayruhu. Yahya ibn Ma'in ve gayrileri dediler ki bu adam yalancıdır. Bunun hadisi makbul değildir. Ve an ibn Abbas'ın rafa'hu. İbn Abbas'tan rivayet edildi. O da Resulullah Efendimiz'den rivayet edildi ki اِذَا اسْتَهَلَّ السَّبِيُّ سُلِّيَ عَلَيْهِ وَبَرِسَ. Evet, bir çocuk doğar da hayatı belli olursa, istihlal ederse, evet, onun üzerine namaz kılınır ve varis doğurur. Ve isnaduhu hasen. Abdullah ibn Abbas'tan rivayet edilen bu hadisin isnadı güzeldir. Evet. Haddesena Ebu Ümeyye'te kâle haddesena Ebu Naim kâle haddesena Abdüsselam an Leysin en Amirin an İzzara kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bera ibn-i Asif radıyallahu anh buyuruyorlar ki Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdular. اَحَقُّ مَنْ صَلَّيْتُمْ عَلَيْهِ اَطْفَالِكُمْ. اَحَقُّ مَنْ شُولْ. Bir kimselerin en layıkıdır ki صَلَّيْتُمْ عَلَيْهِ an üzerine namaz kılıyorsunuz. Kimdir o? En ziyade layık olan اَطْفَالِكُمْ çocuklarınızdır. Şimdi yukarıda bahsin başında dedi ki Resulullah Efendimiz çocuklar üzerine namaz kılmadı. Hatta Mahdûm-ül Mükerremleri Hazreti İbrahim'in üzerine de namaz kılmadı diye rivayet geldi. Şimdi burada da Hazreti Bera diyor ki çocukların üzerine namaz kılmak diğerlerinden daha ziyade evladır, haktır. Hadisler birbirine taarruz ediyor. Dört rakamında haşiye çıkmış diyor ki huve mürselü şabi. Bu Şabi'nin mürselidir. Yani Şabi bu hadisi irsal etmiştir esasen. O hadis değil o. Alttaki hadis üstü. Alttaki hakkı men salleytum dört değil mi? Yok. Dört. Ha o şey. Dört olan beş. O aşağıda gelecek. Tamam. Men yerine mağabey. Haddesene Ebu. Evet. Evet. Ve kad kâle Amir-ü Şabiyyü enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Amir-ü Şabi dedi ki Peygamber Efendimiz. Halbuki işte burada diyor ki Amir-ü Şabi sahabi değil. Mürseldir bu. Sahabeyi zikretmemiş. Amir diyor ki Peygamber Efendimiz kad kâne sallâ alebnihi oğlun üzerine kıldı. Kim? İbrahim. İbrahim aleyhisselam üzerine namaz kıldı. Ve lem yekun. Halbuki olmadı Amir. لِيَقُولُ ذَٰلِكَ. Bunu der olmadı. اِلَّا وَقَدْ كَانَ سَبَتَ عِنْدَهُ. Onun indinde sabit oldu da bunu dedi. Yoksa o sahabe değil ama kendisi bir sahabeden işitmese bunu söylemez. Ha işte onun beyanında diyor ki وَمُرْسَلُ الشَّابِ. Bu Şabi'nin irsal etmiş olduğu hadislerdendir. وَهُوَ عِنْدَنَا حُجَّةٌ. Bizim indimizde bu hüccettir. وَقَدْ رَوَى ابْنُ مَاجَ مِنْ تَرِيْكِ مَكْسِمْ عَنْ اِبْرَاهِيمِ رَفَعَهُ. Fakat İbn-i Mace diyor, Hazreti Abdullah bin Abbas'tan rivayet eyledi merfu olarak, yani Resulullah Efendimiz'den rivayet ederek سَلَّ عَلَى وَلَدِهِ İbrahim. Böyle rivayet eyledi. Namaz kıldı Hazreti İbrahim üzerine namaz kıldı ve fihi da'f. Fakat bu senette da'f vardır. اَخْرَجَهُ أَحْمَدْ عَنِ الْبَرَى بِسَنَدٍ ضَعِيف. İmam Ahmed ibn Hanbel Hazreti Bera'dan bir senedi daif ile bunu ihraç eyledi. Ve ahrece Ebu Ya'la el-Musili ve İbn-i Sa'din an Enes'in rafa'uhu.
Ebu Ya'la ile İbn-i Sa'd Hazreti Enes radıyallahu ta'ala den merfu olarak rivayet eylediler. Salla alebnihi İbrahim'e ve kebber aleyhi erba'an. Peygamber Efendimiz o mehdumun mükerremleri Hazreti İbrahim'e cenaze namazını kıldırdı ve dört tekbir aldı. Ve ahrecel bezzaru fi müsledihi mislehu. En Ebi Sa'idinil Kudri. Bezzar da kendi müsledinde Ebu Sa'idin Kudri'den yine böyle rivayet eyledi ki namaz kıldırdı ve dört tekbir aldı. Ve ahrecehu Ebu Davud fi sünenihi min merasilil behni ve ata. Evet, Ebu Davud da kendi süneninde Behni'nin ve Ata'nın mürsellerinden, yani mürsel olarak hadisi zikretti bunu. Ahrecehu İbn-i Sa'din en Ebi Katadete ve Muhammedin el-Bakir ve an Abdillah ibn-i Ebi Sa'ga. Evet, bu hadisi İbn-i Sa'd Ebu Katade'den ve Muhammedin el-Bakir ve Abdullah ibn-i Ebi Sa'ga da rivayet eylediler. Kulâse bu hadisi şerif, Hazreti İbrahim Hüseyin Peygamber Efendimiz'in namaz kıldığı mürsel olarak da geliyor, merfu olarak da geliyor. Ve birkaç rivayetten geldiğinden dolayı kuvvet kesbediyor. Binaenaleyh yukarıda dünkü derste geçtik, Hazreti İbrahim üzerine namaz kılmadı. O hadis ona taarruz ediyor. Haddesene ibn-i Mertuk, kâle haddesene Ebu Amir, an Süfyan, an Cabir'in, an Şabiyyi, kâle mâte İbrahim ibn-i Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti İbrahim vefat eylediler. وَهُوَ بُنُ سِدَّةَ عَشَرَ شَهْرًا. O da 16 aylık idi. فَسَلَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Peygamber Efendimiz ona onun üzerine namaz kıldı. İşte bu fesalladan çıkardı. Bu okuduğumuz şeyi oradan aldı. O hadisi şerifi muhtelif eserler rivayet etmiş. Kimi mürsel olarak, kimi merfi olarak. Haddesene الحسن بن عبد الله بن منصور قال حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثني شريك عن جابر فذكر مثله بإسناده. Bu hadisi şerifi Hazreti Cabir'den böyle rivayet eylediler başka bir senetle. غير أنه قال يلنس Hazreti Cabir o hadisinde dedi ki وَهُوَ بْنُ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا اَوْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا. Ya 16 aylık idi ya 18 aylık idi. Yukarıki hadiste 16 aylık dedi. Yani. Şabi'den gelen. Evet. Burada da diyor ki ya 16 yahut da 18 ihtilaf var. Fefi hadil asar işte bu okuduğumuz rivayetlerde olucudur. İsbatü salati alel atfal. Çocuklar üzerine namaz kılmayı ispat eden hüküm vardı. Bu hadis-i şerifler ispat ediyor ki çocuklar üzerine namaz kılınır. Yukarıda da okuduk, namaz kılınmaz. Muhtelif rivayetler birbirine taarruz etti ve tezat teşkil etti. فَلَمَّا تَضَادَّتِ الْآثَارُ فِي ذَلِكِ. Çocuklar üzerine namaz kılma hakkında rivayetler birbirine zıt olduğundan وَجَبَا اَنْ نَنْزُرَا. Vacip oldu ki biz bakalım اِلَى مَا عَلَيْهِ عَمَلُ الْمُسْلِمِينَ. Müslümanların ameline bakalım. Resulullah Efendimiz'den sonra Müslümanlar nasıl amel etmişler? Hı. Çünkü hadisler muhtelif, birbirine zıt. اَلَّذ۪ي böyle adeti قَدْ جَرَتْ عَلَيْهِ عَادَاتُهُمْ. Müslümanların adetleri hangi hüküm üzerine cereyan etmiş, namaz kılmışlar mı, kılmamışlar mı, buna bakalım. فَيُعْمَلَ عَلَى ذَلِكِ. Onun üzerine amel olunan Müslümanlar nasıl amel etmişlerse öyle amel oluna da وَيَكُونَ نَاسِخًا. O amel olunan şey nasih ola لِمَا خَالَفَهُ. Kendisine muhalif olan şeyi nasih ola. Bakacağız Müslümanlar namaz kılmışlarsa namaz kılmamak hakkında variz olan hadislerinden sokulacak. Namaz kılmamışlarsa namaz kılan diyen rivayetlerinden sokulacak. Şimdi buna bakacağız. فَكَانَتْ عَادَةُ الْمُسْلِم۪ينَ. Biz nazar ettik, baktık ki Müslümanların adeti oldu. Es-salâte alâ etfâlihim. Çocuklar üzerine namaz kılmak oldu. Fesebete öyleyse sabit oldu. Ne sabit oldu? Mâ ol bir hüküm sabit oldu ki. Vâfeqe zâlike minel âsâd. Bu çocuklar üzerine namaz kılmak meselesinde gelen rivayetlere muvafık oldu.
ona muvafık olan, yani namaz kılınır diyen rivayetlere Müslümanların adeti muvafık oldu. وَاَنْتَفَى مَا خَالَفَهُ, ona muhalif olan da müntefi oldu. Namaz kılınmaz diyen rivayetlerde o da müntefi oldu. Yani Müslümanlar namaz kılmışlar. Öyleyse rivayetler iki şekildi. Namaz kılınır diyen rivayetlerle Müslümanların adeti birbirine muvafık olduğundan bu nasıh oldu, öteki mensuh oldu. فَهَذَا وَجْهَذَا الْبَابْ مِنْ تَرِيكِ الْآثَارِ, işte rivayet terikiyle bu münazar. Bidatiyat terikiyle bunu vesih فَاِنَّا رَيْنَا الْاَسْفَالِ, biz çocukları gördük ki yol selvune yıkanırlar. بِاتْتِفَاقِ الْمُسْلِمِينَ, Müslümanların ittifakıyla. Çocuk öldü mü yıkanılır. Bunda ittifak var, ihtilaf yok. اِتْتِفَاقِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى ذَالِكِ, çocukların yıkanmasında Müslümanların ittifakı var. Namaz kılınır diyenler de yıkanır diyor, namaz kılınmaz diyenler de yıkanır diyor. Onda ihtilaf yok. وَقَدْ رَئِيْنَا, biz gördük. الْبَالِغِينَ, baliğleri gördük ki كُلِّ مَنْ غُسِلْ, o baliğlerden hangi birisi ki yıkanır, minhum baliğlerden, sulli aleyhi, anın üzerinde cenaze namazı kılınır. وَمَنْ, o baliğlerden bir kimse ki لَمْ يُغْسَلْ, yıkanmaz, مِنَ الشُّهَدَى, o da şehitlerden, فَفِيهِ اِخْتِلَافٌ, bunda ihtilaf var. Baliğ olur da şehit olmazsa, yıkanırsa namaz kılınır, yukarıda okuduk, yıkanmazsa namaz kılınmaz. Fakat şehit olursa, şehitler yıkanmazsa namaz kılınır mı, kılınmaz mı, burada ihtilaf var. Şehit olmasa kılınmaz, o malum. Fakat şehit olursa, yıkanmayacak şehitler, onun üzerine namaz kılınır mı, kılınmaz mı, yukarıda okuduk ya, ihtilaflı bu. Bazıları diyor ki namaz kılınmaz, bazıları diyor ki kılınır ve nihayet neticede neye bağladı? Şehitler üzerine namaz kılınır, namaz kılınmaz diyen rivayetler mensuhtur. فَمِنَ النَّاسِ نَسْتَنْ olucudur. مَنْ bir kimse ki يُسَلِّ عَلَيْهِ, şehit üzerine namaz kılar. Yıkanmayan şehit üzerine namaz kılar. وَمِنْهُمْ yine نَسْتَنْ, ulemadan bazıları olucudur. مَنْ bir kimse ki لَا يُسَلِّ عَلَيْهِ, onun üzerine namaz kılmaz. فَكَانَ الْغَسْلُ غَسِلُ oldu. لَا يَكُونُ غَسِلُ olmaz اِلَّا وَبَعْدَهُ صَلَاتٌ, illa ondan sonra namaz vardır. Herhangi bir cenaze ki yıkanır, ondan sonra namaz var. وَكَدْ يَكُونُ الصَّلَاتُ, bazen de namaz olur, وَلَا غَسْلَ قَبْلَهَا, halbuki ondan evvel gasil yok. O da hangisi? Cenazeler, şehitler. Şehitler de ondan evvel gasil yok ama namaz var. فَلَمَّا كَانَ الْاَطْفَالِ, şimdi bunu bu hükmü aldıktan sonra bir de çocuklara baktık, kıyas yapıyoruz. Dedik ki çocuklar oldu. Ne oldular? يُغْسَلُونَ كَمَا يُغْسَلُ الْبَالِغُونَ, baliğler yıkandığı gibi çocuklarda gasl olunur, olduysa sebete sabit oldu, en yusalla aleyhim, onlar üzerine namaz kılınır, kema yusalla alel baliğî, baliğlere namaz kılındığı gibi. Bu kıyas. فَهَذَا هُوَ النَّظَرُ فِي هَذَا الْبَابِ, işte bu babda kıyas da budur. وَقَدْ وَافَكَ, bu kıyas muvafık oldu. مَا اُلْبِشَيَ كِ جَرَتْ عَلَيْهِ عَادَتُ الْمُسْلِمِينَ, Müslümanların adetinden cereyan eden hükme muvafık oldu. O da neden cereyan eden şey? مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْاَطْفَالِ, etfallar üzerine cenaze namazı kılmakta. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında ihtilaf olmuş. Muhtelif rivayetler gelmiş. Fakat Resulullah Efendimiz'den baktık ki Müslümanların adeti çocuklara namaz kılmışlar. Bir de kıyas yaptık. Kıyasla bu adet birbirine muvafık geldi. وَهُوَ, işte bu قَوْلُ اَب۪ي حَن۪يفَةَ وَاَب۪ي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحْمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالَى, bu üç imamın kavli de budur. Yani çocuklar üzerine namaz kılınır. وَقَدْ رُوِيَ ذَٰلِكَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ اَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, Ashab-ı Resulullah'tan bir cemaatten de bu rivayet edildi ki çocuklar üzerine namaz kılınır. O rivayetler hangileri, hangi sahabelerden rivayet olmuş? Onları zikrediyor. Diyor ki haddesena Yunus'u, kâle ehberene ibn-i Vehbin en Yunus'e en Nafi'in ennehu haddesehu, İmam-ı Nafi Yunus'a rivayet eylemiş ki enne Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhuma, Hazreti Abdullah sallâ fiddâri, evde kıldı cenaze namazını, ala mevludin leh, kendisinin bir çocuğuna cenaze namazını kıldı, sümme emhara bihi,
Sonra onu emretti. Fehum ile hemrolundu, kaldırıldı, fedüfüne defnedildi. Yani kendisi cenaze namazını kılmış, ondan sonra da emretmiş ki bunu götürün defnedin. Ashab-ı kiramdan olan Abdullah ibn Ömer çocuk üzerine namaz kıldığı sabit oldu mu olmadı mı? Hı. Oldu. Bu da İmam Ebu Hanife'nin kavlini daha ziyade teyit ediyor. Bir. İkinci hadis. Haddesena Ali ibn Şeybete. Kale haddesena Yezid ibn Harun. Kale akberena Muhammed ibn Raşid. En atayin. En Cabir ibn Abdillah. Cabir ibn Abdullah'dan Atar rivayet ediyor ki kale. Hazreti Cabir buyurdular. اِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ Sebi istihlal etti mi? Yani anasından doğduktan sonra hayat alameti onda göründü mi? Ya hareket etti, yahut da ağladı, ses çıktı, istihlal derler ona. Evet, وُرِثَ varis olunur. O başka birisi yani doğdu, öldü. Ama hayatı belli oldu, ondan sonra çocuk öldü. Başka birisi o çocuğa varis olur mu? Olur. Ve sulli aleyhi hem de onun üzerine namaz kılınır. Bu ashabtan oldu iki. Biri Abdullah ibn Ömer, birisi de Cabir ibn Abdullah. Haddesena Yunus'u, üçüncüsü Yunus yine rivayet eyledi. Kale akhberen ibn Vehbin. An ibn Lahi'ate an Yezid ibn Ebi Habib. An Mansur ibn Ebi Mansur. An Ebi Hureyre'de radıyallahu anh. Hazreti Ebu Hureyre'den Mansur ibn Ebi Mansur rivayet eyledi radıyallahu anh. اَنَّهُ اُسْتُفْدِيَ Hazreti Ebu Hureyre sual olundu, istifta olundu. فِي صَبِيِّمْ Bir sabi hakkında. Öyle sabi ki mevludin doğmuş, yani sağ olarak doğmuş. مَاتَ öldü. Öyle sabi ki مَاتَ öldü. Yani sağ doğdu da öldü. اَيُسَلَّ عَلَيْهِ Onun üzerine namaz kılınır mı? قَالَ نَعَمْ Hazreti Ebu Hureyre evet kılınır dedi. Evet, şimdi bunlar hadis değil de Ashabın kendilerinin fetvası ve amelleri. Üç sahabe oldu. Haddesena ibn-i Merzuk, kâle haddesena Vehbun, kâle haddesena Şu'betu, an Yahya ibn-i Sa'id ibn-i Müseyyed. Kâle rayitu Ebu Hureyre'te radıyallahu anh. Yahya ibn-i Sa'id ibn-i Müseyyed diyorlar ki ben Hazreti Ebu Hureyre'yi gördüm. Salla namaz kıldı. Alâ menfusin. Menfus üzerine, yani doğmuş bir çocuk üzerine ki lem ya'mel hatiyeten kattu. Yani büluğa ermemiş, hiçbir hatiye işlememiş bir çocuk üzerine namaz kıldı. Fesemi'atuhu ben Hazreti Ebu Hureyre'yi işittim, yekulu der olduğu halde işittim. Allahümme a'idhu min azabil kabri. Ya Rabbi sen bu çocuğu kabir azabından muhafaza buyur. Demek ki acaba bundan da anlaşılıyor ki icabında çocuğa da şey olur mu? Azap olur mu? Esas azap olmaz da daha fethi kabir var ya, kabirin sıkması, o herkesi sıkacak. Allah-u Alem ki yani burada ya Rabbi bundan muhafaza buyur. Şimdi burada hulasa bir çocuk ölürse üzerine namaz kılınır mı kılınmaz mı? Evvela bir takım rivayetler getirdi kılınmaz dedi. Sonra bir takım rivayetler getirdi kılınır dedi. Ondan sonra kıyasıyla ve ashab-ı kiramın bazileriyle teyit etti ki kılınır. Bu da işte İmam-ı Vahriyse, Ebu Yusuf ve Muhammed'in kavilleri de budur. Çocuk üzerine, bloğa ermemiş bir çocuk üzerine cenaze namazı kılınır. Hikmette bu mu oluyor üstad, yani kabirde sıkması? O başka yani. Burada Hazreti Ebu Hureyre ne için diyor? Ben kendiliğimden diyorum. Niçin? Allahümme a'isu min azabil kabir. Kabir azabından sen muhafaza et. Kabir, dağdatı kabir herkese var. Her bir kafir olsun, Müslüman olsun hepsini sıkacak. Yalnız kafirleri öyle bir sıkacak ki kaburgalarını birbirine geçirecek. Müslümanları da nasıl sıkacak? Bir ana çocuğunu kucağına alır da nasıl sıkacaksa öyle sıkacak. Ondan kimse kurtuluş yok. Bundan da anlaşılıyor ki yani Hazreti Ebu Hureyre çocuğu da bu kabir sıkarsa olmaz ya Rabbi sen koru. Yani yukarıda bazı sahabeler dediler ki çocuklar için niye şey olsun, çünkü onlar günahsız dediler yani. İşte cenaze namazında gayet dua okunması gayet yani. Onun için Allahümme ec'alhu lene faraten vahre. Şimdi bu Hazreti Ebu Hureyre'nin bir kelamı. Evet. Buna nasıl mehmil bulacaksın? Sen bul. Evet. Hazreti Ebu Hureyre niye bu duayı yapmış? Demek çocuklar da mesuldur. Onları da kabir azabı yapacak mı diyeceksin? Yok. Çocuk mesul değil. Günah işlememiş. E niye bu duayı yapmış Hazreti Ebu Hureyre?
Ya Rabbi kabir azabından sen beni muhafaza buyur. Niçin demiş? Tevil bulacaksan. Onu ben kendiliğimden söylüyorum ama Hazreti Ebu Hureyre'nin maksadını bilmiyorum. Ne için bunu demiş? Acaba onun mezhebinde çocuklara da azap mı olacak? Yok. Çocuk mesul değil. Yani Allahu alem bir sevap. Hazreti Ebu Hureyre'nin duası. Bunun için olsa gerekir onu. Ben kendim diyorum. Hayır.